Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim sebzeli poğaça tarifi. Maya kullanacağız, hem de kabartma tozu kullanacağız ama bekletme yok. Yani maya olup da bekletmeme aşaması gerçekten çok güzel. Sadece 15 dakika dinlendirmeniz yeterli. Bu tarifi de kanalını yeni açan arkadaşım Gizemli Mutfak'tan aldım. Birebir de yedim, çok beğendim. Gerçekten çok güzel bir poğaça. Gizemli Mutfak olarak arkadaşıma da destek olabilirsiniz. O da daha çok yeni. Normal poğaçalardan daha farklı bir tadı var. Hem kabartma tozu hem maya olması ayrı bir tat katmış. Hemen öncelikle hamuru yoğurarak başlıyorum. 1 çay bardağı ılık süt, 2 adet yumurtanın bir tane sarısını ayırdım üzerine sürmek için, 1 tatlı kaşığı çok aşırı doldurmadan tuz, 1,5 tatlı kaşığı toz şeker, yarım paket kuru maya, şöyle göz kararı bakacağım. Fazla kaçırmanız ya da az koymanız çok bir etkilemez, o yüzden endişe duymayın, yeterli. Yarım pakette kabartma tozu, yüz gram tereyağı. Önce bunları birazcık birbirine yedireyim. Hem maya olup hem bekletmeme aşaması gerçekten kulağa çok hoş geliyor. Bir tutam dereotu. Seviyorsanız maydanoz da ekleyebilirsiniz. Bir tane orta boy havucu rendeledim. Hatta kabak, sebze olarak kabak, patates bile ilave edebilirsiniz. Ben şu anda birebir arkadaşımın tarifini uyguladığım için sizlere aynısını vermek istiyorum. Değiştirme yapmak istemiyorum şu an tarifte. 5 su bardağı unu eledim ben, yanıma hazırladım. Bakacağım duruma göre azaltıp çoğaltacağım. Size sonunda tam ölçü vereceğim. Şu an burada 5 su bardağı un var. Yavaş yavaş ilave edip yoğuracağım. Çok sert değil, çok aşırı yumuşak da değil. Şimdi yoğurduktan sonra sizlere göstereceğim. Hamuru bir iki dakika yoğurduktan sonra toparlandı. Gördüğünüz gibi olması gereken kıvam bu. Çok aşırı yumuşak da değil, çok sert de değil. 5 su bardağı undan 2 bardak kaldı. Ölçtüm, burada tam 2 su bardağı kaldı. Yani ben 3 bardak un kullanmış oldum. Tam ölçüsünü bilemediğim için biraz fazla aldım yanıma her ihtimale karşı. O yüzden fazla fazla aldığım için 2 bardak geri kaldı. Yani 3 su bardağı un koymanız yeterli. Sizler de yavaş ve dikkatli ekleyin. 3 aşağı 5 yukarı sizde de aynı gidecektir. Üzerini streç filmle kapatıyorum. 15 dakika boyunca dinlendireceğim. Hamuru 15 dakika dinlendirmemiz gerekiyordu ama benim bir işim çıktığı için toplamda 45 dakika kadar beklemesi gerekti. Sizler 15 dakikadan sonra bir saat arası isterseniz, zamanınız varsa dinlendirebilirsiniz. Uzun bir şerit haline getiriyorum. Eşit bezelere paylaştırıyorum. Ben içerisine kaşar peyniri kullanacağım. Beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Sade de bırakabilirsiniz. Bir tanesini alıyorum. Çok aşırı derecede böyle açmıyorum. Hafif. Ortasına kaşarı koyup kapatıyorum. İyice sıkı kapatın. Sonrasında taşmasın. Elimle iyice sıkıyorum. Tepsiye diziyorum. Tepsiye yağlı kağıt serdim. Borcam da yapıyorum çünkü tepsim dolu olduğu için, biliyorsun benim mini fırın olduğu için her tepsi girmiyor. İyice sıkıyorum çıkmaması için.
tepsiyi bitirdim. Şimdi diğerini yaparken sizlere eğer isterseniz farklı bir şekil göstermek istedim. Elinizin içiyle şöyle bastırın. O çukur yere kaşarı yerleştirin. Tam anlamıyla yerleştiğinden emin olun. Şöyle kapatın. Ve tekrar elinizle bastırın. İsterseniz böyle de yapabilirsiniz. Ben bir tepsiyi böyle yapacağım. İki tepsiyi de tamamladım. Bir adet yumurta sarısı ayırmıştık. İçerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Sıvı yağ koyduğunuz zaman daha güzel kızarıyor. Üzerine sürüyorum. Vaktiniz varsa tepsi mayası yapabilirsiniz. Ama vaktiniz yoksa sadece bir 5 dakika tepside bekletip fırına atabilirsiniz. Ben şimdi birazcık vaktim olduğu için sadece bir 10-15 dakika dinlendireceğim tepside. Ondan sonra 180 derecelik alt üst ayarda pişireceğim. Sizler de kendi fırın ayarınıza göre dikkatlice pişirin. Poğaçaları fırından çıkardım. İki tepside pişirdim. İkisini bir tepside birleştirdim. Pişeli bir yarım saat kadar oldu. Şöyle yakından da göstereyim. Gördüğünüz gibi yumuşacık. Ve çok lezzetli bir poğaça oldu. Hemen diğerlerine de bakayım. Hepsi aynı şekilde. Enfes bir poğaça oldu gördüğünüz gibi. İçi de çok güzel oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Tarifin sahibi Gizemli Mutfağı. Buradan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir tarif. Sizler de arkadaşıma destek olabilirsiniz. Hemen aşağıya linkini ekleyeceğim. Oradan ulaşarak videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.